Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size Magic Guess Story, Türkçesi biraz garip, sevimli pati olarak çevrilmiş bir bulmaca oyununu tanıtacağım. Bu oyunu diğer bulmaca şeker patlama oyunlarından farklı kılan birkaç özelliği var, hatta bir iki özelliği var. Sonuçta yine platform bir şeyler yok etme oyunu. Şöyle göstereceğim, bu oyun yapan arkadaşlara bir tavsiye, bir ışık olabilir. Bir de işte etrafınızda kardeşiniz varsa, ne bileyim işte yeğeniniz falan filan varsa ona biraz şey yaparsınız, onları da indirtirsiniz ki biraz zekaları da gelişir. Şimdi öyle deyince geri zekalarmış gibi oldu da. Yani siz anladınız demek istediğimi. Şimdi oyundaki temel amaç yine şöyle şekerleri patır patır indiriyorsun. Fakat dediğim gibi oyun yapan arkadaşlar aranızdaki bunun kullanıcı özellikse şu. Hani sanki içeride bir Tetris vari bu uzun çubuk, L çubuk bekleyen nesil olduğumuz için İlginizi çekebilir. Kullanılabilir de ayrıca o özellikler. Aklınızda bulunsa hani böyle bir şeyler de yapılabiliyor. Daha basitini yaparsınız hani grafik olarak bilmiyorum bu sizi zorlar mı? Çünkü grafikleri iyi. Hem biraz böyle Tetris anımsatıyor bende. Hem de bu offline oynanabilen bir oyun. Aynı zamanda internet yokken de metroda falan takılabilirsiniz. O tarz oyunları da tanıtın dediniz. Şimdi Tetris muhabbetini anımsattı biraz. Dediğim gibi de Tetris'i tabii çoğunuz artık bilmiyor. Bende 92'de 93'te falan bir Tetris vardı. O zaman nasıl siz şimdi LOL işte online oyun oynarken artık bilmiyorum ne adı da bir tek LOL'ü biliyorum. WoW var işte. Onu oynarken yemeğe gelmiyorsunuz. Biz de o zaman Tetris'le böyle sofraya oturuyorduk. Bir gün annem böyle sofrayı topladı. Böyle pencereden aşağı bir serpti. Üçüncü kattan Tetris dağıldı. Evdeki ilk teknolojik aleti kıran kadın da annemdi işte. Ben de ona benzedim. Böyle bir şu muhabbete dikkat etsinler. 3 tane hakkım kalmış bu arada. Şimdi bundan sonra sarı kırmızı gelecek. O zaman şöyle mi yapalım? Ya işte patlatın gitsin işte böyle çat çut gidiyor. Bir tane de hakkın kalmışken diyor. Hay ağzına ya. Beni s**ya indi şuraya. Şimdi bu sığır s**ki burada oturan kedinin adı da Cesur. Yani Türkçesi oyun Türkçesinde var. Açıklama kısmını oradan okudum. Google Play'de ve Android'de ve iOS'ta var. Ve ücretsiz bir oyun. Hani buraya tıklayıp Android'den indirin ya da buraya tıklayıp iOS'a indirin. Ya da böyle tam tersini yaparız bilmiyorum. Benim gibi de videodaki açıklama kısmını kapatan arkadaşlar için de açıklama kısmını yazarız. Yani bir şey anlatacağım diye oldu oyuna koyayım ya. Dediğim gibi benim kuşağın şu Tetris muhabbetine sararsa oynayacağı oyun. Yoksa işte siz İşte bu şeker patlatma seven kızlar, mızlar falan bayağı indiriyorlarmış. Popüler yorumları biraz okudum böyle göz ucuyla baktım. Bakarsınız büyük ihtimalle seversiniz zaten çok da şey değil. Bir şu oynama muhabbetini ben tam ayarlayamıyorum. Şöyle biraz panik oluyorsun falan zınk da yanlış indiriyorsun hani uzun çubuk muhabbeti vardı böyle. Şey vardı ya bizde. Buradan izliyorsan selamlarımı göndereyim. Cenk vardı benim. Kan kardeşim aynı zamanda. Bayağı da gerçi görüşmüyoruz da. Bizim mahallede böyle ilk tetlisi aldığında ben 92'de ya da 93 senesi falandı. Gri'ydi benim Tetris böyle. İşte 4 in 1 yazıyordu. 4 in 1 işte. 4 in 1 yani. Nasıl diyeyim? 4 tane oyun vardı. 4 tane Tetris vardı ama işte hani normal bir tanesi ilk sıfırdan başlıyorsun. Diğerine birkaç bölüm geçilmiş. Diğerine tepede falan başlıyorsun. Yine klasik uzun çubuk gelmiyor geyiği var işte. Meşhur. O zamanlar da meşhurdu. Uzun çubuğu hala gelmezdi böyle. Abi bir gün Cenk bir geldi. İşte ben de Tetris aldım falan. Şimdi de o zamanlar şey vardı. Mahallede böyle işte ilklerin adamı olma muhabbeti vardı. İşte ilk kimdeydi ya bir arkadaş da vardı sonra ben almıştım. Sonra işte Cenk aldı. Tabii Cenk alana kadar Tetris'in renkleri çıktı. İşte 999 in 1 falan yazıyor böyle. Ulan herif bir aldı işte 1000 tane yazıyor tamam mı? Ulan aklımız çıktı böyle. Ulan çocuğuz. 5-6 yaşında falan demiştim. Kaç oluyor? 8 yaşında falan herhalde maksimum. Ulan dedik nasıl olacak falan filan. Araba yarışı vardı abi. Onu hiç unutmuyorum. Hani maviydi Tetris zaten renkliydi. Oradan bir eşya kadar adam oldu şimdi de. Adamın Tetris'i mavi miydi? Öyle bir şey. Koyu yeşil miydi? Öyle bir şeydi böyle. Hani zaten kare yapmışlar. Bir Nintendo o zaman işte biz Game Boy'u falan bilmiyoruz. Ona benzetmişler falan böyle Tetris'i. Mükemmeldi herifte. Araba yarışını onda görmüştüm ve çok özenmiştim hakikaten. Hiç unutmuyorum yani. Ve ama şöyle bir şeydi. Hakikaten de bizde mahallede böyle bir şey gelirdi. O zamanki nesil olarak söyleyeyim şans muhabbetine. Herkes pilini alırdı çocuğa. Hakikaten böyle pil alırdık bakkaldan. Oturur saatlerce oynardık. Akşama kadar. Çünkü başka zaten hiçbir aktivite yoktu. 93'ten bahsediyorum. 92'den. Pazar 92 falan vardı o zaman.
Yani böyle bir oyun. Şeyi söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Bu mobil oyun geliştiren arkadaşlar var aranızda. Hani hep ben de mailleşiyorum, mesajlaşıyorum falan. Şimdi şu olayı abi kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Basit bir arayüz yaparak hani başka bir oyunda, başka bir tarzda bir oyunda. Mesela nasıl AA oyunu var, dın 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 basıyorsun işte. Bunun şu zımbırtıyı işte hani ayrı bir değiştirip şöyle ayrı bir şey çekip ya da işte bir yere yukarı atıp sağa atıp sola atmayı bir oyunlarda kullanabilirsiniz. İlgi çeken bir şey. Benim ilgimi şahsen o çekti. Ve büyük ihtimalle tutar. Hani iyi bir basit bir arayüze yaparsanız. Bu çok işte renkli grafik. Hani bunu profesyonel bir ekip yapmış zaten belli. Ama siz o tarzda bir şey yaparsanız da tavsiyem odur. Kullanın yani böyle farklı hareketle oynanmış oyunları ya da basit bir şekilde oynanan oyunları yani şöyle çevir mesela çark olsun. Kullanabilirsiniz. Sonra dersiniz işte klasik abi yaptım ben. Bakarım oyun güzelse de tanıtırım. Sıkıntı da olmaz. Ben elimden geleni yaparım. Siz elinizden geleni yaptıktan sonra sıkıntı yok. Nerelere indi koydum oyunu bir şey anlatacağım diye ya. Şimdi benim en sevdiğim noktaya geldik. Oyun böyle. Dur lan nereye gittim? Oyunda zaten en sevdiğim nokta. Ya dur bir tamam. Ya şöyle indireyim de biraz. Diyor ki geri zekalı mısın diyor. Ha, game over oldun mu? Paniğe bak. Tipini s**tiyim. En sevdiğim muhabbet oyundaki şu çok dikkatimi çekti. Lan dedim sabahtan beri duruyor. Bu arada bakın kamera burada oyunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu zımbırtıyı hayvancıkla selfie çekiliyorsunuz. Şöyle bir şey yapayım. Aha. Bunu da Facebook'tan bağlanmışsanız Facebook'tan paylaşabiliyorsunuz. Arkadaşlar için söylüyorum. Bağlanmıyorsanız da yine böyle kaydediyor. Kendi sansürünü kendi koydu sağ olsun. Cesur da herhalde bu kedinin adı da cesur olması lazım. Bakayım koymuşmuştur kendi sansürünü şuraya fotoğraflar kısmına bakalım. Çat diye de geldi. Aynen anında çekmiş. Neyse işte olay bu renkli şekerpe atma oyunları gibi klasik bir oyun değil en azından benim açımdan öyle söyleyeyim. Oynanış tarzı birkaç yenilik getirmişler gördüğünüz gibi. O yüzden ilgimi çeken bir oyun oldu. Kendiniz oynayın. Offline oynanabiliyor. En güzel özelliklerden bir tanesi bu söylediğim gibi. Bu tarz farklı oyunları hani benden görüp de duyup da ya da işte izleyip de indireceğiniz oyunlara kısmında yorum kısmında ta'dan geldi web'den geldik falan yazarsanız çok hoşuma gider. Bu yani işte. Sonuçta kedidir bakayım işte oradan oraya zıplayacak edecek bir hayvan. Güzel hayvan. Çuv diye gitti. Evet. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz ve Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Aslında o selfie başka türlü çekilirdi de neyse siz evdeyken tek başınıza yaparsınız öyle bir şeyler. Hadi bay bay.